sabah kalkıp Filistin'e gözyaşı döküp akşam kalkıp Kürdistan'a İsraillik yapıyorsa bu devlet, o zaman kalkıp kendisinin kimliğiyle ilgili bir yüzleşmeye girmeli, bunun hesabını vermeli. Biz bunu kabul etmiyoruz. Filistinlilere yapılanı da kabul etmiyoruz. Kendimize yapılanı da kabul etmiyoruz. Burada işgalci gibi davranamazlar. Bu iktidarın bir özelliği var. Evet, ortaya bir düşünce atar. Eğer bunun karşısında bir direnç görmezse devam eder. 27 belediyeden bahsediyor ama bunun tamamında halkın iradesini yok etmek ve gasp etmek mevcuttur. Biz de halklar olarak bu kayyumların karşısında gerekli direnişi göstereceğiz ve kayyumlara geçit vermemeye çalışacağız. Cölemelge kayyum atandığından beri bütün belediyelerimizin önünde ve kurumlarımızın düzenlediği çeşitli nöbetler, eylemler sürüyor ve bu eylemler bir talebi dile getiriyor. Aslında bir de soruyu dile getiriyor. Diyor ki darbe anayasasında dahi tanınan bir takım haklar Kürtlere tanınacak mı? 31 Mart'ta kayyumlara karşı bu halk bir cevap verdi. Cevap da şuydu: kayyumları istemiyoruz. Bu toplum kayyumlara karşıdır, kayyumları istemiyoruz. Kürtlerin seçme ve seçilme hakkı var mıdır, yok mudur? Bu devlet buna cevap vermeden, bunu muğlak bir halde bırakarak aslında bizim olanı, bizim anayasal haklarımızı istediği zaman çıkarlarına uygun şekilde gasp edebileceğini söylüyor bize. Biz de bunu kabul etmediğimizi söylüyoruz. Bu eylemle bunu kabul etmediğimizi söylüyoruz. Nöbetlerle bunu kabul etmediğimizi söylüyoruz. Fakat siyasi iktidar toplum tarafından meşruiyetini yitirmeye başladıkça otokratik yönetime doğru yönelmeye başladı. Toplumun demokratik taleplerini kabul etmeden kendi istediği şekilde baskı unsuru kurarak, baskı unsurlarıyla toplumun iradesini gasp etmeye çalışıyor. Burada bir yasaklama kararı var. Yasaklama kararını veren kim biliyor musunuz? Yasaklama kararını veren, bir önceki dönem kayyumluk yapan, aslında bu yolsuzluklara, İrade gaspına sebep olan valinin ta kendisidir. Bizi daha öncesine, çok daha öncesine Kürtlerin seçimlere katılmadığı, dahil olmadığı, boykot ettiği veya siyasi olarak herhangi bir iradeyi sandıkta çok da nadir olarak bazı aralıklar dışında göstermediği bir çizgiye itip bizden kurtulup Türkiye'nin tümüne hakim olmaya çalışıyor. Ben tekrar DEM Parti'ye oy vereceğim ve sonuna kadar da DEM Parti'ye veriyorum. Bunu kabul etmeyen de kabul etmezsin. Yani kabul etmeyen zaten açık açık haksızlıktır. Haksızlık yapılıyor buna. Bugün Cölemelge kayyum atandıysa yarın diğer illere de atanabilir. Yani hiç benimsemiyoruz da zaten kayyum atayanlar da kayyumu istemiyor, sevmiyor sözde. Eğer bugün burada mücadele göstermesek bugün yarın burada gelir kayyum. Hakkımız olanı istiyoruz. Hukuk neyse onu istiyoruz. Kendi hukuklarını bile ayak altına alıyorlar. Onun için biz ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Şimdi seçimler halkın kendini yönetmesi için yapılıyor. Halkın kendisi için yaptığı seçimin sonucu neyse ve daha öncesinde adayların hayatı araştırılıyor. Buna dair seçime girebilir diye izin veriliyor. Ondan sonra halk kendi tabi olduğu partinin adayını seçiyor, iradesini ortaya koyuyor ama bir çeşitli bahaneyle bunun üzerine tekrar kayyum atanıyor. Bu gasptır, bu darbenin devamıdır yani. Bu insanların kendi haklarıyla, oylarıyla kazandıkları DEM Parti kayyumun atanması haksızlık olarak görüyorum ben. Gerçekten haksızlık olarak görüyorum. Gerekirse belediyelerimize önde uyuyoruz. Yataklarımızı götürürüz, orada uyuyoruz. Biz irademize sahip çıkacağız. Hiçbir şekilde irademizi onlara teslim etmeyeceğiz. DEM Parti olarak kendi haklarını savunmak istiyorlar. Kimseye vermeyeceğiz, onlara kaptırmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Hem bize gelin Düzova'da siyaset yapın dediler, bizi terörize eden insanlar. Yapıldığında da tekrar terörize edip tekrar başka yöne yönlendirmeye çalışıyorlar. Evet, polis konuşuyor. Evet, o geçiş noktasında açık bulunması gerekiyor. Yol tarafındaki vatandaşların geçişi için, oradan tam oradaki vatandaşların...